Sille'ye selam olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Ala börek eve özledim her şeyinizi, sohbetinizi, sarılmanızı, gözlemelerinizi, kurabiyelerinizi, çayı sohbetle demlediğimiz anları. İnşallah tez vakitte kavuşuruz gene. Evet, hayırlı, huzurlu akşamlar. Dilerim, dua ederim ve umarım ki hepiniz iyisinizdir. Ağzınızın tadı yerindedir, evinizdeki huzurunuz, muhabbetiniz yerindedir inşallah. Konya'ya da selam. Hadi yoklama alalım. Ben şöyle bir 8 dakika erken açtım ki bir iki bir şey paylaşabilelim diye. Saat tam 10'da da Esma hocam gelir. Ah, ondan sonra inşallah kendi Esma'mızı bulma atölyemizin bu haftaki bölümünü de yapmış oluruz. Şimdi Esma hocam da bugün çok yoğun, çok telaşlı bir gündeydi. Ben de öyle. Yani şu ekran karşısında buluşuyoruz ya, vallahi Allah şahit ne bedeller ödeyerek buluştuğumuzu. O yüzden sizden en çok istediğimiz şey dua. Bizi duada unutmayın ne olur. Trabzon'a da selamlar. Yakında inşallah kavuşuruz Trabzon. Hollanda'ya selamlar. Evet. Ay ne güzelsiniz ya. Nasıl? Ben de çok özledim her birinizi. O kadar güzel mesajlar yolluyorsunuz ki. Bazen okurken kendi kendime böyle büyük bir mahcubiyet içinde şu duayı yaparken yakalıyorum kendime. Allah'ım diyorum, kalplerinde, yüreklerinde bana yer açıp da bir de zahmet edip bu kadar güzel mesaj yazan kardeşlerime beni son nefese kadar mahcup etmeye, kafamı öne eğdirecek bir hataya beni düşürmeye, elimi bırakma, yüreğimi bırakma ya Rabbim diyorum. Hep bu dua üzereyim. Hani bu yaştayım ama hala bu son nefese kadar ki sizin bu sevginize layık olabilmenin hep böyle bir kaygısı var içimde. Aman bir sıkıntı olmasın diye. 2 seneye artık yaklaştık, bir şey kalmadı şurada. Burada canlı yayınlarda beraberiz. Ya bu çok kıymetli, çok güzel dostlarla çok güzel şeyler paylaştık. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız, hep eşlik ettiniz. DM'den o kadar çok ya da WhatsApp telefon numaram olanlar WhatsApp'tan o kadar güzel mesajlar yazıyorsunuz ki. Ah, hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim layık olmayı nasip eylesin. Hatta geçen bir taneniz yazmış, ona çok güldüm. Ya bir taneniz derken aslında birkaç kişi değişik zamanlarda ortak payda da aynı şeylere benzeyen mesajlar yolladılar. İşte hocam, bunca yılın sanatçıları bile canlı yayınlarda Instagram'da sizin kadar sıcak ve samimi iletemiyor. Biz onların ellerine su dökemeyiz ya. Ben dedim ki bunlar herhalde şaşırdılar, sevmenin boyutunu değiştirdiler. Onlar bu işin ustası. Ben burada kendi kendime, yani hiç evvelden buralarda olmayan, buralardan kaçan biri olarak imtihanım diye düşünüyorum. Burada bu kadar aktif olmayı, bu imtihanın da üstesinden gelmek için elimden geldiğince neysem o oluyorum. Çünkü dışarıda da eğitimlerde buluştuğumuz, karşılaştığımızda hep şey söyleniyor. Ay hocam, aynı oradaki gibi sahici, sıcacık, samimiymişsiniz. Biz hiç öyle olacağınızı düşünmemiştik diye. İşte ne kadar bozulduğumuzu anlayın. Kaç yüzlü maskelerimizle dolaştığımızı buradan anlayın. Allah aşkına yüreğinize yer açıp da orada misafir ettiğiniz bizler bozulduğumuzda bize ayarı da verin ki kimse nefsinin elinde oyuncak olmasın, olur mu? Nasılsın Şengül? İyiyim, sen nasılsın? Etiyopya'dan yazıyor, Diridava'dan. Ay çok güzel ya. Hepimize maşallah, hepimize. Şimdi geçtiğimiz hafta 4 ayrı oturumda liseli kızlarımla beraberdim. Hikayelerde gördünüz. Yarın büyük ihtimal bir Kasım ayına veda şeyi gönderisi de. Ay Nur'um iyiyim yavrum, sen nasılsın? Paylaşacağım inşallah. Muhteşem kızlardı. Sınıflarına girdiğim anda söylediğim şey şuydu. Ben bütün yetişkinler adına sizden özür diliyorum dedim. Çok şaşırdılar. Alışık oldukları bir hitap tarzı değildi. Bir tanesi sordu, niye böyle söylediniz hocam dedi. Oysa ben açıklayacaktım. Çünkü dedim, biz oturduğumuz yerden büyük büyük laflar edip ahkam keserek sizlere çok eleştirel bakıyoruz.
çok işe yaramaz bakıyoruz. Sizin çok böyle lay lay lon bir nesil, bir gençlik olduğunuzu düşünüyoruz. Oysa sizi yetiştiren bizleriz. Sizden şikayet ettiğimiz her ne var ise bizim kendimizle yüzleşmede canımızın yandığı ve sizin üzerinize suçu kürk desen kimse giymez misali emanet ettiğimiz eleştiriler. Bu yüzden dedim gerçekten hatalı olan bizleriz. Siz tertemiz fıtrat üzere doğdunuz. Sizi her geçen gün biz kirlettik. O kadar kirlettik ki işte Müslümeler oldu. Bu hikayelere tanıklık ediyoruz. Ya da bir köpeğin pisliğini torbasında taşıyıp onun otobüse pislediğine kadar şeytani aklı devrede bir dolu tezgah ve oyundan geçen o adamları biz yetiştirdik. Şikayet ediyoruz devamlı birilerinden. Şikayet ettiğimiz herkesin altında bizim imzamız var. Biz kimiz? Kadınlarız. Kim kadınlar? Dünya nüfusunun yarısını oluşturan ama tümünü yetiştiren, yani beşiği sallayan elin dünyaya hükmeder ilkesinden bir haber yetiştirilen evlatlar. İşte o yüzden Allah aşkına ya, Allah aşkına şu dünya hayatında, kısacık dünya hayatında bari şu annelik mesleğini tam icra edelim ya. Manevi kameralar kayıt altında evlatlarımızı gerçekten vicdanlı, ahlaklı, merhametli, sevgi dolu yetiştirelim. Ne olur. Yani etrafınıza bakıp şikayet ediyorsunuz ya, ahir zaman yaşıyoruz, insanlar çok ahlaksız oldu, çok vicdansız oldu, çok sevgisiz oldu, çok merhametsiz oldu, şiddet aldı başını gidiyor, kısa yoldan hayatı kurtarmaya çalışan üçkağıtçılar aldı başını gidiyor. Tamam arkadaş da kim yetiştirdi bunu? Sonra da büyük büyük salonlarda toplaşıp birbirimize şu masalı okuyoruz. Necip Fazılları, Mehmet Akifleri yetiştirecek anneler nerede? Burada biziz. Biziz ama gerçekten biz kadınlar annelik gibi kutsal bir mesleğe, Allah'ın rahim sıfatının kadındaki tecellisine sahip çıkıyor muyuz? Yoksa gözümüz çalışan modern hayatın kadınlarının o değerlilik duygusunu, onaylanma duygusunu ve parmakla gösterilen işte doktor, mühendis, eğitimci, o bu gibi çalışma hayatının içine yer almış kadınlara öykünürken, onlara heveslenirken kendimizi değersiz görerek iyice motivasyonumuzu kaybediyor muyuz? Bu dünyada en kutsal meslek annelik ve ev kadınlığı. Geri kalanlar bu dünya hayatında hasbelkader bizlere nasip olan meslekler. O yüzden bu ev kadınlığı ve anneliği bir meslek olarak kabul edip sesiniz gür çıkana kadar, ama bir insanın sesi ne zaman gür çıkar? Yaptığı işten emin olduğu zaman. İşte o yaptığımız işi emin olarak yapacağız. Saat 22 oldu. Esma hocam geldi. Mesaj yazarsanız özel olarak neyse sorununuz oradan bakarız. Bismillahirrahmanirrahim. Esma hocaya davetiyemizi yolladık. Yolladık mı? Evet. Esma hocam, daveti yolladık ama. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim elhamdülillah. Gene böyle anneliğimiz üzerinde duracak 3-5 cümle etmeye ihtiyaç hasıl olan günlerden geçiyoruz ya toplumca. Biraz böyle onun üzerine şey yapmak istedim. Senin de söyleyeceğin bir şey olur mu? Yani biz annelik ve ev kadınlığı deyince kadınlarımızın sesi çok cılız çıkıyor. Ve hakkını veremedikleri için elbette cılız çıkıyor. Oysa dünyadaki en kutsal meslek annelik. Dolayısıyla evlatları ne kadar vicdanlı, merhametli, sevgili, saygılı, Allah sevgisiyle donanımlı yetiştirirsek toplumu o kadar kurtarır mıyız hocam? Kesinlikle öyle. Yani toplumun efendim mimarı aslında annelerdir. Ya. Ben bugün tatlı bir kızımıza katılıyorum. Sanki biliyor gibi. Ay selamun aleyküm. Aleyküm selam desene Elif. Aleyküm selam. Nasılsın? Sen kimsin Elif? Elif mi? Elif. Elif sen kimsin? Elif Fatma hocamın kızı. Oy maşallah Elif sana ya. Ne güzel bir sürpriz oldu. Bu da katılmak istediğini evet. Söyledi yayına. Evet.
Alışsın yavaş yavaş işte. Çok merak ediyordu. Ben de sizinle tanışmasını Mutlu bakın oldun mu söyledim Elif? ona. Elif dur sana bir selam vereyim ben senin şeyince. Bak Elifciğim. Nasılsın Elifciğim? İyi misin? Ha? Bak karşında senden daha çocuk bir hoca var. Güzel mi? Güzel. Oy, Allah bütün evlatların bahtını da tahtını da güzel yapsın. Bize de onları güzel yetiştirmeyi, fıtrat üzere yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Elif'i kırmak istemedim bugün. Gel madem Elif dedim. Peki kucağıma gir olmaz Elif. Çünkü Elif benimle yayın yapacak. Ben anladım şu an. Ah bu böyle arada değişiklikler iyidir, güzeldir, heyecandır. Ne kadar güzel. Peki. Elif sakin bir şekilde de bizi dinleyecek değil mi Tamam. Elif? Çünkü geçen de yayının birine katıldı. Hiç sesini çıkarmadı Ay maşallah. Tamam o zaman ben de benim Elifciğim. kalem kızımla, bu kalem kızım benim. Bundan devam ederiz. Aa sürprize bak. Bugün yayın böyle geçecek, anlaşıldı. Aynen öyle. Şimdi sevgili hocam, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ben ilk gün öğrencilerime geldiğimde onu söylüyorum. Sizin hayattaki yaşam amacınız diyorum bu ayeti gerçekleştirmek. Yasin suresinin ilk sayfasının son ayet-i kerimesi. Şimdi oradan annelerimize bağlayacağım sözü. Tekrar hatırlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki Rabbimiz, İnna nahnu nuhil mevta ve nektubu ma kaddemu ve atharuhum buyuruyor. Şüphesiz ki biz sizin yaptığınız işleri ve bıraktığınız eserleri kayıt altına alıyoruz Ya diyor. işte. Yani bizim için yaptığımız ev hanımı da olabiliriz, üniversitede hoca da olabiliriz, anne de olabiliriz, efendim mimar olabiliriz, doktor olabiliriz, mühendis olabiliriz, öğretmen olabiliriz. Hangi mesleği seçersek seçelim, yaptığımız işler, ürettiğimiz işler ve bıraktığımız eserler kadar değerliyiz biz. Aynen. Allah katında. Ürettiğimiz iş kalitesi çok önemli olacak. Yani işte ev hanımıysak bizim ürettiğimiz iş nedir? İşte eşimizin ve çocuklarımızın memnuniyetine dair yaptığımız işler. Efendim bıraktığımız eser yine evlatlarımızdır bizim. Aynen. Aynen. Evlatlarımızdır. Yani öğretmen hocam için de aynı durum geçerlidir. Yani ben ders verirken ürettiğim dersin kalitesi, öğrencilerime mesleğe hazırlamamın kalitesi. Efendim mezun öğrencilerle, geçen de benim bir mezun öğrencim çağırdı. Hocam sözünü unutma. Şimdi Tabii. benim dikkatimi çekti. Bu Elif kızımız eğer Dinlemek istiyorum. yayında böyle duracaksa biz YouTube'a Tamam. yüklüyoruz ya, sıkıntı. Çocuk hakları açısından onu biliyorsun değil mi? Aa, bilmiyorum hocam. Ya Tamam. o yüzden Elif kızıma veda edelim. Tamam, peki. Sonra başımıza iş açmayalım. Sıkıntı olmasın çünkü Peki. son dönemde biliyorsun çok fazla da çocuk fotoğrafı paylaşılmasın. Alıp kullanıyorlar bunu diye uyarılar var. Kendi elimizde bir yanlışa Tamam. imza atmış olmayalım. Benim de iyi ki şimdi geldi aklıma. Tamam, ben hiç öyle düşünmemiştim ama Elif o zaman yanımızda dursun. Olur mu Elif? Ya, Tamam. oh Elifciğim seni korumak adına söyledim bunu. Öpüyoruz seni çok. Gecen hayırlı olsun güzel kızım Elif benim. öpücükleri Ay dur sana göndere öpücük yollayalım böyle hep birlikte. Ay benim güzel göndere çocuklarım. Allah tahtınızı bahtınızı güzel eylesin. Elif gibi bizi dinleyen pek çok kızımız var. Ya ne Benim mutlu. öğrencilerimin kızları da dinliyor. Uzaktan eğitimde efendim çok böyle güzel çocuk kızlarımız efendim erkek çocuklarımız bizi Ne dinledi. mutlu Ben bize. diyordum ki ya engel olmayın yani onlar da dinlesin diyordum Kesinlikle. annelerine. Kesinlikle. Berekettir o yani. Bizim için her zaman için çok büyük bereket. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Yani hangi işi ve hangi iş üretirsek üretelim. Yani hangi meslekte olursak olalım, annelik de bir seyri sülüktür dediğiniz gibi manevi bir yoldur. Ürettiğimiz işin kalitesi yani ikimizi ve çocuklarımızı efendim ve bizim aile düzeni içerisindeki memnuniyetimizi sağlayıcı işler üretmek ve eserler bırakmak ki bizim en güzel eserimiz hocalar için öğrencileridir, anneler için evlatlarıdır. Her öğrenci hocasının manevi evladıdır. Dolayısıyla manevi evlat olan efendim ve annelerinin de bizlere yadigarları ve emanetleri olan öğrencilerimize en iyi bakmak, onlar için en iyi işi üretip en iyi eseri bırakmak
bizler için çok değerlidir. Aynen. Yani dolayısıyla efendim ister ev hanımı olalım, ister farklı bir meslek grubu olalım. Allah-u Teala'nın bize ürettiğimiz iş ve bıraktığımız eser kadar değer verdiğini bilip ürettiğimiz işin ve bıraktığımız eserin de ibadet olduğunu fark edebilelim. Çünkü gerçekten ürettiğimiz işte bıraktığımız eser de bizim ibadetimizdir. Aa, eyvallah. Bu Hatta hafta ben şöyle bir dua ederim kıymetli hocam. Allah'ım hani biz şimdi böyle tesbih çekip de uzun uzun namazlar kılamıyoruz yani. İbadete belki 5 vakit içerisinde vakit ayırabiliyoruz. Zaman zaman efendim zikrediyoruz Rabbimizi. Ama ben her zaman şöyle dua ederim. Allah'ım yaptığımız işi, niyetlerimizi, gittiğimiz her noktayı ve her gün girdiğimiz o dersleri bizim ibadetimiz kıl. amin, amin. Yaptığımız her şey. Geçen de işte bir meslektaşıma da öyle dua ettim. Yaptığımız işi Rabbim ibadet sevabına yazsın dedim. Farklı bir alanda da mı olsak? Tabii ki farklı bir alanda da olsak dedim. Yani alanımız farklı olsun önemli değil. Önemli olan ürettiğimiz işin kalitesi. Kesinlikle öyle. Rabbim inşallah hep onun rızası çerçevesinde aldığımız her kararı, uyguladığımız her işi öyle yapmayı nasip eylesin. Şimdi canım hocam, bugünün esmasına geçmeden önce izninle kaynak kitaplarımızı gene bir adet olduğu üzere ben bir göstereyim şöyle güzel tatlı tatlı. Tasavvuf eğitimi yeni katılanlar oluyor ya, ben her seferinde bunu böyle görev edindim kendime. Bir gün inşallah senin elinde de benim kitabımın tanıtımına şahitlik ederiz. Amin diyeyim İnşallah. toplu. İnşallah. Tasavvuf Senin eğitimi. kitabından hocam inşallah dersler yaparız. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar enteresan geldi ki. Şimdi biliyorsun hocam, astroloji son dönemde çok enteresan, hatta aslında biraz da ürkülecek boyutta bir şey kazandı. İğme ve önem kazandı. Hani neredeyse son dönemin en etkin gücü, kelimeleri özellikle seçiyorum. Çünkü daha rahat konuşsam daha şey söyleyeceğim yani bu tehlike boyutunda. Şimdi oradaki çok meşhurlardan bir tanesi, benim bu sözcüklerin gücü tekamül atölyesi çalışmamın sözcüklerin gücü başlığını almış. 6 saatlik oturumda bir güzel de para, hem de iyi de bir paraya atölye çalışmalarına başlamış. Dedim ki ya ne mutlu bize. Yani demek ki dedim, ben böyle bir çalışma yaparak o adamın dikkatini çekmişim de bundan da para kazanıyor da hiç yani ismi onaylatmak da aklıma gelmemişti açıkçası. Gitmiş astrolojiyi bırakmış, hani onu yapıyor. Araya da sözcüklerin gücü, onu da diyor ki Allah dilimiz diyor, ama tabii dili varıp da demiyor ki Peygamber Efendimiz bela insanın diline bağlıdır dedi demiyor. Dilimiz diyor çok önemli, yarınımızı geleceğimizi belirler diyor. Dilleri ama Peygamber Efendimiz demeye hiç varmıyor. O yüzden bizim çok çalışmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Bu karşınızda gördüğünüz Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden, tasavvuf ana bilim dalı öğretim üyelerinden, aynı zamanda eğitim fakültesinde ders veren doçent doktor Esma Sayın Hocam, çok çalışanlardan Allah nazardan saklasın, tasavvuf eğitimi hafıza teknikleriyle tasavvuf kavramları Rağbet Yayınları'ndan, bu kendi esmamızı bulma atölyemizdeki kaynak kitaplarımızdan biri. Diğeri yine onun yazdığı Tasavvufi Aşkla Esmaül Hüsna, Emin Yayınları'ndan. Bu iki kitabı kullanıyoruz. Birisinde hafıza teknikleriyle olan kısmından istifade ediyoruz. Birinde de tasavvufi bakış ve yorum açısıyla. Bu programları kaydediyoruz. Esma Sayın Hoca'nın YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Şengül Yiğit YouTube kanalına abone oluyorsunuz. İkisinde de yayına koyuyoruz. Instagram TV'de hem benim hem onun Esma Sayın fan sayfasında. Ay, PR şirketine döndü ben. Koyuyoruz. Sizden tek istediğimiz var. Bakın, o söylemez ben söyleyeceğim. Mümin olmak böyle bir şey. Birbirimize hem temiz ağızlarla dua etmek, hem birbirimizin marifetli tarafını ortaya koymak, hem birbirimize destek olmak. Şimdi Esma Hocam bugün kendi özel hayatında telaşlı, yoğun, yorucu, ev taşıma ile ilgili bir şey vardı. Başkası olsaydı bunu bahane ederdik. Bahane etmesine de gerek yok. Çünkü kimseye verilmiş bir şey karşılığı sözümüz yok. Bugün yayın yapamıyoruz derdi. İşine gücüne bakardı. Bugün benim de nasıl yorgun ve yorucu bir günüm. Ben de hiçbir bahaneye sığınmadan karşınızda, bunu söylemesek hiç anlamayacağınız,
Hani şu an inanın ayaklarımın altı tak tak tak, senin de öyledir eminim, atıyor ya yorgunluktan. Sızlıyor yani, ayaklarım sızlıyor. Ama biz karşınızdayız. Ne için? Bir tek duaya talip olduğumuz için. Sizden rica ediyorum Allah rızası için. O koca koca ünlüler böyle yalvarıyorlar. Biz Allah rızası için ricada bulunuyoruz, yalvarmıyoruz. Şu YouTube kanallarımızı harekete geçirin. Oralarda bizi çok daha güçlü hale getirin ki güzel güzel işlere, sansürsüz, bu Instagram'ın içinde geçen bazı sözcükleri sansürleyip bizim önümüze engel koyması ya da işte hesaplarımızın garantide olmaması gibi şey, dertlerden bizi kurtarın. YouTube kanalımızdaki takipçi sayılarımızı artırın. WhatsApp gruplarınızda paylaşın, birbirinize canlı yayınlardan sonra link yollayın. Ama siz de bize karşı olan gönülle ilgili içinizde bir ya ben de hocalara bir şey yapmak istiyorum ama ne yapsam dediğinizde bunları yapın. Ne dersin hocam? Allah razı olsun. Tabii ki birbirimizi hak yolunda, güzellik yolunda destekleyeceğiz ki inşallah cennette ve cemalullah'ta da beraber olacağız. İnşallah. Selamun kavlen bir rahim ayet kerimesiyle. Rahim olan Allah'ın katına inananlara çok özel bir selam vardır. Allah'ın rahmeti, huzuru, bereketi, ikramı ki cihan saadeti onlarla beraberdir. Müjdesiyle beraber. Dünyada da beraber olacağız. Ahirette de beraber olacağız. En büyük inşallah bizler için dua bu, güzellik bu. Çok Biz öyle dua edip öyle umut ediyoruz inşallah aynen. kıymetli hocam. Bu veli ve vekil isimlerine değineceğiz. Geçen Vedud'la Veli ismini tekrar işlemiştik. Vedud'la Veli ismini işlerken şöyle demiştik. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah inananların dostudur, yardımcısıdır, onlara sahip çıkar demiştik. Allahü Teala da Rab ismiyle terbiye eden ve sahip çıkan demiştik. Efendim Allah aynı zamanda Allah'ın sahip çıkıcı olmasının bir neticesi olarak Allah kendisine güvendiğimizde bizi bırakmayan tek yarimizdir, tek yardımcımızdır. İşte kendisine güvendiğimizde bizi bırakmayan, vekaletimizi üzerine alan, sahipliğini, efendim bize sahip çıkan olan Rabbimiz aynı zamanda bizim vekilimizdir. Hani dostumuz, velimiz olmasından ötürü ve mütevellit aynı zamanda vekilimizdir. Yani kendisine dayananları asla bırakmayan, kendisine dayananlara asla yarı yolda bırakma ihtimali olmayan tek mercidir. Çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz arkadaşlarımız, herkes, dostlarımız, belki bel bağladıklarımız bizi yarıda bırakabilir. Hatta bir söz vardır. İnsana dayanma ölür, duvara dayanma yıkılır. Yıkılır. Aynen. Öyle. Yani biz annemle hayatımızı geçirir gideriz dediği bir zaman diliminde anneciğim ahirete gitti. Ya. Efendim, çok güveniyoruz güzelliğimize, güzelliğimiz gidiyor. Yaşlanıyoruz. Efendim, çok güveniyoruz malımıza ama mülkümüze. Bir kıvılcım yetiyor malın mülkün gitmesi için. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla duvara dayanma, efendim, ölür. Duvara dayanma, yıkılır. İnsana dayanma, ölür. Ama Allah'a dayandığımız zaman Allahü Teala ne ölümü tadacak ne de yıkılıp gidecek. Çünkü Allahü Teala kavidir, metindir, güçlüdür, kuvvetlidir. Efendim dayanıklıdır, yıkılmaz. Ve aynı zamanda da Allahü Teala efendim Metin ismiyle beraber ölümü tatmayacaktır, bakidir. İnsanlar fanidir, Rab de âlâ bakidir. O zaman biz işlerimizde ona dayanırız. Ya. İşlerimizde, niyetlerimizde, her halimizde ona dayanırız. Ve deriz ki hasbunallah ve ni'mel Eylemel. vekil, mevla ve ni'mel nasir. O ne kadar güzel vekildir, o ne güzel dosttur. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun gücün üstünde bir güç yoktur deriz. Yine bunu namazda şöyle ifade ederiz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder, yalnız Ben senden kulum. yardım dileriz diyerek efendim ifade etmiş oluruz. Aslında vekil isminin en büyük tecellilerinden bir tanesi, yansımalarından bir tanesi bizim namazda iyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn dememizdir. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz dememizdir. Veli ismiyle Vedud ismini beraber efendim zikrederken şöyle demiştik. Vellezine amenu eşeddu hubben lillah. İnananlar Allah'ı şiddetli bir sevgiyle severler. Aşk derecesinde. Allah da buna karşılık onların velisidir. Allah veliyyüllezine amenu. Allah inananların dostudur demiştik. Yani onlara sahip çıkar. Allahü Teala bizim dostumuz ve bize sahip çıkanımız olduğu için hem veduttur, bizleri hem sever hem de bizler tarafından sevilir. Hem de aynı zamanda vekildir.
Bizim kendisine dayandığımızda yıkılmayacak, bizi bırakmayacak, efendim ölmeyecek, yıkılmayacak tek dostumuzdur. Evet, belki spot cümle bugün o olabilir. Aynen. Duvara dayanma, yıkılır. Aynen. İnsana dayanma, ölür. Şu. Allah'a dayan, Allah ne yıkılır ne de ölür. Aynen. Dolayısıyla vekil aslında bunu ifade eden bir isim olarak efendim bizim karşımıza çıkmakta. Şimdi veli sözlükte aslında düşmanın zıttı olarak ifade ediliyor. Allah'a dost veya Allah için dost olan kişi demektir. Kur'an'da bir ifade var, lillah, Allah için. Yani Allah için sevmek, Allah için dost olmak, Allah için birbirine değil mi? Bizim şu an bizim beraberliğimiz öyle. Hiçbir menfaate dayanmayan, Allah için beraber olan. Aynen. İşte veli isminin tecellisiyle insanlar Allah için birbirlerini severler. Allah için birbirlerine beraber olurlar. Evet, siz birbirinizi sevdiğinizde diyor, siz birbirinizi sevmedikçe cennete gidemezsiniz diyor Hazreti Peygamber. Birbirinizi efendim sevmenizin anahtarını size vereyim mi, sırrını size vereyim mi diyor. Aranızda selamı yayınız diyor Hazreti Peygamber. Selamda ne diyoruz? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ki cihan saadeti, cennet ve cemalullah müjdesi seninle beraber, sizinle beraber olsun diyoruz. Dolayısıyla efendim selam ismiyle biz hem birbirimize güvenlik, huzur ve mutluluğu efendim hediye etmiş, ikram etmiş oluyoruz. Hem de Allah'a huzur içerisinde güvenip dayanmış oluyoruz ki bu da Allahü Teala'nın vekil ismidir işte. Allah'a güvenmemiz, ona dayanmamız, her durum ve şartta ondan ümidimizi kesmememiz. Kur'an-ı Kerim'de de zaten inananların Allah'tan asla ümit kesmeyeceklerini söylüyor Hazreti Allah. Evet, yine veli veya vekil kendisi diğer varlıkları kendisi gibi görüp onun her şeyine kefil olandır. Velayeti altına alınan kişi vekiline asla zorluk çıkarmamalı, onu kendisi dolayısıyla utanılacak bir durumda bırakmamalıdır diyor. Mesela biz ne yapıyoruz? Avukatlarımız bizim hukuki vekilimizdir diyoruz, değil mi? İşte onlara müvekkili oluyoruz. Allahü Teala bizim her işimizde bizim dayanacağımız tek vekilimiz. Her işimizde. Hayatımızdaki her niyetimizde, alacağımız her kararda dayanacağımız tek merci. O yüzden biz namazda ne diyoruz? Ve la ilahe Aynen. gayrük diyoruz. Senden başka ibadet edilecek, senden başka dostluğuna gidilecek yoktur diyoruz. Ve yine buna benzer efendim İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Yine yeryüzündeki bütün Müslümanlar birbirlerinin dostu ve vekili olduklarına göre diğer Müslüman kardeşlerini rencide edecek, onların sıkıntılarından uzak kalacak bir duyarsızlığa sahip olmamalılar. Bu anlamda Hazreti Peygamber Elif, diyor ki Elif. Elif rahat dur Elif. Sesler yankılanıyor Elif. Elif sakin ol. Sakin ol, hiç orada yokmuşsun gibi davran. Oluyor değil mi Elif'in varlığı? Çok, bugün çok belli oldu. Geçen sefer nasıl belli etmemiş hayret ettim. O zaman dedim ki sen kenarda otur dedim. Yine Elif'i kenara göndereceğiz herhalde. Ses yankılanıyor ya, kayıda hani canlı yayında sıkıntı yok da esas YouTube'a koyacağız, profesyonellikten uzak olmasın. Peki, tamam. Elif mesajı aldı. Elif çok akıllı bir kız. Canım kızım Mesajı aldı. benim, canım Elif'im benim. Kendisi Elif gibi dimdik, pırıl Aslanım benim. Evet. pırıl. Evet. Şimdi biz gerçekten dostluğu ve müminlerin zor zamanlarında beraber olmayı veli ve vekil isminin tecellisiyle yaşayacağız. Evet. Yani biz birbirimizin dost oluruz. Birbirimize zor günlerde nasıl dayanak oluruz? İşte veli ve vekil isimlerini üzerimizde taşıyarak. Ve bu anlamda da Hazreti Peygamber'in bir hadisini hissediyoruz, yaşıyoruz. Hazreti Peygamber buyuruyor ki Müslümanlar bir duvarın diyor birbirlerine geçmiş efendim taşları gibidirler. Ya da bir vücudun organları gibidirler. Mesela bir vücuda hastalık sirayet ettiğinde, ateş sirayet ettiğinde, mesela serçe tırnağımız kesildiğinde bütün bedenimiz bundan etkileniyor. Ya da işte vücudumuz herhangi bir zarar geldiğinde bütün vücut organları ateşleniyor. Dolayısıyla veli ve vekil ismiyle biz bir vücudun organları gibi oluyoruz. Ve diyoruz ki aynı salli barik dualarında dediğimiz gibi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed
Kema barakta ala İbrahim'e ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesine, dostlara rahmet ettiğin gibi Hazreti Adem ile Hazreti İbrahim arasındaki bütün peygamberler, bütün peygamber aileleri, bütün peygamber dostlara da rahmet et ve onları yücelt diyerek hepsini kucaklıyoruz. İşte bu bütün inanan kardeşlerimizi kucaklama fiili veli ve vekil isimlerinin yansımasıdır. Biz hem inanan kardeşlerimize dost, hem de onların zor zamanlarında yanlarında yetişen, yanlarına yakışan, yanlarında onların imdadına koşan efendim vekilleri oluyoruz yani. Dayanacakları bir güç oluyoruz. Ama taşımadığımız zaman bu isimleri yalnız bırakıyoruz onları. Dolayısıyla evet, iki tane kutbu var bu isim. Hocam Yaşanmadığı zaman da ciddi bir şeyde sıkıntı olur. hafıza teknikleriyle olan kitapta bulamadım bunu. Şimdi bu hafta biz ünsiyet ve cezbe konusunu anlatacağız. Ünsiyet ve cezbeyi hafıza fotoğraflarıyla anlatmadım. He, şimdi oldu. Deminden beri seni bir yandan seni dinliyorum, bir yandan onu arıyorum. Allah Allah diyorum niye bulamadım? Tamam şimdi oldu. Şimdi bu hafta ünsiyet ve cezbeyi anlatacağız, fakat vekil ismini tekrar işleyeceğiz. Bu sefer vekil ismini işlerken tevekkülü anlatacağız. Oo, çok Vekil güzel. ismi aynı zamanda Allah-u Teala'ya biz güveniyoruz ya, biz de Allah'a karşı güven duygusunu meydana getiriyor. Allah'a karşı güven duygusu tevekküldür. İşte o gün tevekkülü anlatırken yine hafıza fotoğraflarını Tamam, anlatacağız kıymetli hocam. süper. Sen ne diyorsan o. İnşallah. Fransa'ya da selam Estağfurullah. olsun, Hollanda'ya da selam olsun. Ay ne güzelsiniz ya. Ailemizin güzelliğine bak Esma hocam. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Ah. Fransa, Hollanda'ya bizlerden de selam. Evet, vekil ismini ahlakına ve maneviyatına yansıtan bir kul, Allah-u Teala'nın benden başkasını vekil edinmeyiniz ayet-i kerimesini hayatına geçiren bir kuldur kıymetli hocam. Veli, iman sahibi herkesin dostluğunu kazanmış bir kimsedir. Bizim bir tane veli hocamız vardı, kendisi de adı da dosttu. Ya diyordum, Allah-u Teala'nın veli ismi sende tecelli etmiş. Ne zaman dara düşsek veli hoca, ne zaman sıkıntıya düşsek veli hoca, ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa Veli Hoca. Şimdi Maraşlı hocamız, selam ve sevgilerimizi sunuyoruz ona. Hanımı da bazen bizi takip ediyordu. Yani dolayısıyla sen adın gibi bir adamsın diyordum ona, dost. Selam olsun. Sevdiklerini de dostum. Bu insandan efendim dar zamanında da, mutlu zamanında da yarıda yolda bırakma ve unutma ve yalnız bırakma gibi bir özellik meydana gelmez veli olan bir insanda. Onu söylemek isterim. O yüzden biz dostlarımızda Allah'ın veli ismini görmek isteriz. Ya. Öyle Çünkü Allah dostlar da nasip bizi olsun hiçbir yerde inşallah. bırakmaz. İnşallah Rabbim bizi veli ismini üzerinde taşıyan güzel dostlarla Aa. beraber kılsın. Amin. Mâ vekke mâ kala, Rabbim seni bırakmadı, Rabbim seni terk etmedi deyip bizi iki cihanda bırakmayan ve terk etmeyen güzel dostlar ve güzel dostluklar ikram eylesin bizlere inşallah. İnşallah. Güzel dostlar ve güzel dostluklar istiyorsak veli ismini ve vekil ismini hayatımızdan ayırmıyoruz. Çünkü veli ismini ve vekil ismini hayatına efendim yansıtan bir isim dar günde ve mutlu günde dostlarına dost olur ve onları kendilerine dayanmak istedikleri zaman kocaman bir duvar gibi olur. Onlara yardımcı olur. Onları dar gününde bırakmaz, mutlu gününde ya da yolda bırakmaz. Evet. Gerçek dostluktur yani. Veli ve vekil ismini. Güvendiğiniz zaman güvendiğiniz dağlara karlar yağmaz. Hakikaten münafık gibi davranmaz. Münafığın özelliği neydi? İşte söylediği, konuştuğu zaman yalan söylüyordu. Emanet verildiği zaman emanete hıyanetlik ediyordu. Bir de dostluk özelliğine sahip değildi yani. Güvendiğiniz zaman, kendisiyle bir yola çıkmak istediğiniz zaman o yolun sonunun menzilini onunla beraber alamayacağınız kadar efendim çift karakterli, çok karakterli bir insandır. Ama veli öyle değildir. Konuştuğu zaman doğruyu söyler, dar gününüzde, mutlu gününüzde sizinle beraber olur. Sıkıntıyla karşılaştığınız zaman size dost ve destek olur. İşte veli ve vekil isminin yansımasını hayatına geçiren insanların karakter özellikleri bu şekilde şekillenecektir. Evet, yine veli iman sahibi herkesin dostluğunu kazanmış da bir kimsedir. Yani dostluğuyla güven veren ve efendim insanların da güvenini kazanmış bir kimsedir. Allah dışında her vekil ihanet edebilir. Yani olabilir. Biz çok güvendiğimiz dağlara karlar yağabilir. Allah dışında her dostun, her vekilin ihanet etme ihtimali olabilir. Vekaletin aldığı kimsenin işleri hususunda yanlış tasarrufta bulunabilir.
Mesela avukata diyorsunuz ki öyle etme de böyleydi ama belki hataya düşebilir. Mümkün ama Allahü Teala vekaletinde asla yanılmayan, asla ihanet etmeyen tek vekildir. Evet, yine vekil ismiyle çok güçlü anlamsal bir bağ sahip olan veli ismi insanda Allah'a karşı manevi çekim gücü denilen cezbe duygusunu meydana getiriyor. Cezbe manevi çekim gücü demektir Allah-u Teala'ya karşı. Allah kulunu cezbe ile çeker, manevi çekim gücüyle çeker, kul da Allah'a aşık olur. Ya. Buna biz evet, şiddetli sevgiyle Allah'a bağlanma deriz. Yine çünkü Allah hem kuluna gerçek bir dosttur hem de ihanet edilmesi düşünülmeyecek tek vekildir. Dolayısıyla kul ona manevi bir çekim gücüyle bağlanır. Veli ve vekil isimleri sayesinde. Bu noktada cezbe tasavvufta Allah-u Teala'nın kulunu kendisine çekmesi demektir. Hani çok cazibeli bir insan diyoruz ya, bizi kendisine çekti. Nasıl bizi kendisine bağladı bilemedik de diyoruz. İşte o cezbe dediğimiz şey, cazibe dediğimiz şey o çekim gücü. Allah-u Teala da cezbeyle kulunu kendine çektiğinde onun dostluğunu kul hissedebilir. Onun vekilliğini kul fark edebilir. Ve Allah-u Teala'ya daha çok bağlanır. Rabbini daha çok sever ve Rabbini her geçen gün daha çok efendim güvenir. Yani farklı farklı hayat yolculuklarında insanların bizi zaman zaman çok güvendiğimiz dağlara kar yağdığını, çok güvendiğimiz insanların bizi bırakabildiğini ama Rabbimizin asla bizi bırakmadığını görüyoruz. Ve diyoruz ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Sen ne kadar güzel vekilsin. Dayandığımda, güvendiğimde beni bırakmayan tek dostumsun, tek yardımcısın. Ve la ilahe gayrık. Senden başka ibadet edilecek, senden başka dostluğuna gidilecek yok gidersin. Ve bu aslında Allah'a karşı manevi bir çekim duygusu bizde meydana getirir. Bu manevi çekimin neticesi, meyvesi, çocuğu, nur topu gibi bir çocuğu oluyor. Ona da ilahi aşk deniyor. Evet, bu cezbe sayesinde de ilahi aşk meydana gelmiş oluyor. Cezbe Allah'ın kuluna ikramı olduğundan kulun elinde değildir. Allahü Teala kul Allahü Teala'ya dayandıkça, Allahü Teala'ya güvendikçe, Allah'ı kendisine dost bildikçe daha da bu çekim gücü artacaktır. Çekim gücü arttıkça efendim Allah kulunu daha çok sevecektir. Kul Allah'ı daha çok sevecektir ve Allah'ın sevdiği kul kalbinden perdeyi çıkarmaya başlayacaktır. Ya. Hakikaten kalpten perdelerin çıkması ile ilgili bir ayet-i kerime var. Şimdi aklıma o geldi. Der ki Rabbimiz, Efela yetedebberunel Kur'an em ala kulubi ekfaliha. Hiç Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı derinlemesine? Yoksa kalplerin üzerinde mühürler mi var? İşte biz Allah-u Teala'yı dost tuttukça, biz ona işlerimizi vekil ettikçe, işlerimizde onu vekil tayin ettikçe, biz efendim ona dayanıp güvenip sevdikçe bakıyoruz ki ona manevi çekimimiz artıyor, ondan ilahi aşk doğuyor ve kulla Allah arasındaki perdeler kalkmaya başlıyor inşallah. Yine kulda yakin nuru dediğimiz şüphesiz iman meydana geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim ve bil ahiretuhum yuqinun buyurur. İnananların en önemli özelliklerinden bir tanesi ahirete şüphesiz bir şekilde inanmalarıdır. Ahirete şüphesiz bir şekilde inanan da Allah inancı vardır, hesap vardır. Ahiret inancına beraber peygamberlere iman gelir. Ahiret inancı inancın özüdür yani. Ölümden sonra bir efendim aleme inanmayan kişi Allah'a ve hesaba inanmaz. Çünkü ahirette biz ne yapacağız? Hesabı çekildiğimizde çekileceğimize inanıyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirdiysek, bunlardan dolayı efendim mükafat getirmediysek bir ceza olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla efendim Allah'a inanan kişi, ahirete inanan kişi hem Allah'a hem peygamberlere hem meleklere hem kitaplara ceza, hayır ve şer Allah'tan geldiğinde efendim Allah-u Teala'nın hayrı çoğaltıp şerri bitirdiğine aynı zamanda kadere aynı zamanda efendim Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına toptan iman eden bir insandır. Dolayısıyla ahirete iman, imanın özüdür. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim ve bil ahiretuhum yuqinun der. Şimdi biz Allah'a dayanıp güvendikçe, onu dost tuttukça, işlerimizde onu vekil tayin ettikçe Allah'a karşı manevi çekim gücümüz artıyor ve yakin iman dediğimiz Allah'a karşı şüphesiz imanımız artıyor. Bunlar birbirleriyle efendim ikiz kardeş gibi birbirlerinin sebep sonucu gibi birbirleriyle güçlü bir bağ kuruyorlar. Yine efendim cezbe hali kulda istikamet ve ibadet arzusu doğuruyor. İstikamet bizim namazda dilediğimiz bir en güzel duadır.
Biz ne diyoruz? İhtina sırat-ı müstakim diyoruz. Muhteşem beşli. Aynen. Allah'ım bizlere doğruluk, dürüstlük, Süper. tutarlılık, sadakat, denge, ruhsal denge ve istikrar nasip et. Amin. İmanda istikrar nasip et diye Amin. bu muhteşem beşliği, bu istikamet yıldızını Rabbimizden dilemiş oluyoruz. Yani o cezbe aslında ibadet etme arzusu ve evet en önemlisi istikamet isteğini de beraberinde götürüyor. Kul manevi cezbeyle hakikatin kaynağını buluyor. Hakkın kulu kendine çekmesi cezbedir. Bu cezbeyle kulun Allah'a yönelmesi ise aşktır. O zaman cezbeyle aşk arasında çok güçlü bir bağ vardır. O zaman veli ve vekil isimlerin tecellisiyle insan önce cezbe halini yaşıyor, sonra da aşk halini yaşıyor. Cezbeden aşka bir geçiş oluyor. Allah onun için en cazip. Allah'ın cazibesinden, Allah'ın kulunu kendisine çekmesinden daha güzel, daha tatlı bir şey alemde yok. Çünkü kul Allah'a dayanmış, güvenmiş, her durum ve şartta onu vekil tayin etmiş ve böylece kul Allah kulunu kendine çekmiş. Kul için Allah en cazip, en vazgeçilemez. Efendim tek biricik varlık haline gelmiş. Bundan dolayı da ne demek? Bundan dolayı da kulun kalbinde ilahi aşk dediğimiz şiddetli sevgi doğmuş. O zaman Vedud seven ve sevilen olması hasebiyle Allah'ın sevgisinin çok güçlü olduğunu, vekil tek dayanılacak güç Rabbimiz olması nedeniyle efendim güvenilecek tek merciğin, en güçlü merciğin Rabbimiz olduğunu, veli ise dostluğuna gidildiğinde mabette akrabuke makala, hiç bırakmayan, hiç terk etmeyen tek dostun o olduğunu anlatması açısından bizim hayatlarımızın içerisinde çok güçlü bir anlamsal derinliğe sahip. O yüzden Vedud, Veli ve Vekil isimleri üç vav. Hep vavla remzedilir ya Allah-u Teala tasavvuf. İşte bu vavların gücü oradan kaynaklanır. Üç vav olarak hayatımızda Allah-u Teala'nın tek cazibe kaynağı ve tek aşk kaynağı olduğunu anlıyoruz kıymetli hocam. Çok şükür. İnşallah Çok şükür. anlıyoruzdur. Anlıyoruz ve yaşıyoruz inşallah. İnşallah. Anlayacağız ve yaşayacağız. Bunları efendim bizlere hissettiren Rabbimiz hayatımızda da bunları bize gösterecektir. Ben çok inanıyorum. Bunları bize konuşturan, bunları bizim gündemimize getiren Rabbimiz. Ki nitekim belki de hayatımızda bunların tecellilerini, yansımalarını görüyoruz. Kendi dostluklarımızda veli isminin ne kadar olağanüstü olduğunu, kendi birbirimize güvendiğimiz noktalarda veya da güvenemediğimiz noktalarda vekil isminin ne kadar güçlü olduğunu. Efendim, karşılıklı sevdiğimizde ya da karşılıksız sevgiler içerisinde bulunduğumuzda Vedud isminin ne kadar eşsiz olduğunu görüyoruz ve bir kez daha Rabbim sen sevensin, en sevgilisin. Sevgisini kimseden, efendim sevgisini kimseyle paylaşamayacağımız eşsiz, leyse kemisliği şeyün, hiçbir şey senin eşin, benzerin, dengin, ortağın değildir diyerek gerçek sevgiyi bizlere bahşeden, gerçek sevgiyle kulları seven tek hakimsin. Efendim sen velisin, kullarına dostsun, kullarına sahip çıkansın. Sen vekilsin, kulları dara düştüğünde onları kurtaransın diyerek yine gerçek sevgili olarak Rabbi bileceğiz, Rabbi bulacağız inşallah. İnşallah. Velisin anlamı Allah-u Teala'nın kullarına dost olması olduğu için velinin tarifini efendim gerçekten hakiki dostluğun tarifiyle biz özdeşleştiriyoruz. Ve Allah'ın veli isminin manevi dersini hisseden bir kulun da Allah-u Teala'nın kendisine dost kabul ettiği kulu olduğunu ifade ediyoruz. Allah'ın veli kulları dediğimiz zaman Allah'ın kendisine dost kabul ettiği kullar olarak efendim ifade ediyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de o salihlerin velisidir buyuruyor Rabbimiz. Yani güzel iş üretip güzel eserler bırakanlarının, iyi kulların velisidir, dostudur diyoruz. Ve nitekim biz namazda da ibadillahi salihin diyerek değil mi tahiyyat duasında? Efendim iyi kulların üzerine olsun Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi diyoruz. Esselamu aleyna ve ala Aleyküm. ibadillahi salih. Aleyküm. Evet selam bize diyor Hazreti Peygamberimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ki cihan saadeti, cennet ve cemalullah müjdesi bütün peygamberler, bütün peygamber aileleri, bütün peygamber dostları ve bütün iyi kulların üzerine olsun diyoruz. O yüzden veli ismi Allah'ın iyi kulların üzerinde tecelli ediyor, yansıyor. Veli kulları da Allah-u Teala'nın en güzel, en iyi dostları olmuş oluyor. Evet, veli ismini yine ahlakına ve maneviyatına yansıtan bir kul, Allah'ın iyi ahlaklı bir kuludur.
Evet, ahlakı güzelleşmiş bir kuludur. Ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in şöyle bir duası var. Çok sevdiğim bir dua. Bol bol da güzel ahlak için okunması gereken bir dua diye düşünüyorum. Allahümme keme ahsente halkı fe ahsen hulukı buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Amin, amin. Şimdi ikisi de halaka kelimesinden geliyor. Yaratılış, temiz yaratılış ve temiz ahlak. İşte biz yaratılışta da tertemiziz. Bu yaratılıştaki temizliği efendim huy olarak, ahlak olarak edinmek isteyen bir ümmetiz biz. Bunu Peygamber Efendimiz öyle ifade ediyor. Allah'ım beni tertemiz, mükemmel İslam fıtratı üzerine yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir buyuruyor. Yine Veli isminin tecellisiyle insan Allah'la manevi yakınlığın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor. Buna biz ünsiyet diyoruz. Ünsiyet. Allah'la yakınlığın efendim tadını, mutluluğun huzurunda yaşıyor. Düşünsenize, dar zamanında da mutlu zamanında da Rabbi var. Ya. Acısında da sevincinde de Rabbi Ya. var. Her daim. Belki herkesin kendisini terk ettiğini düşündüğü yalnızlığın içerisinde bile Rabbi var. İnsan kendisini sevmeyi bıraktığında, insan kendisinden ümidi kestiğinde bile Rabbi var. Çünkü Allah kulundan ümidini kesmiyor. Ümidini kesseydi canını alırdı. Ümidini kesmiyor, ona yaşam bahşediyor. O yüzden Hazreti Peygamber gün uyanırken Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr diyor. Evet. Yani uykudan sonra beni, yarı ölüm olan uykudan sonra beni dirilten, öldükten sonra da beni diriltecek olan, vel ba'su ba'den, yani öldükten sonra da diriltecek olan Allah'a hamd senalar olsun diyerek hamdını, minnetini, takdirini, teşekkürünü Rabbine sunuyor. Şimdi düşünsene Onun hocam, için bu düstur üzerine bir mümin başladığı günden günün getirdiklerinle mücadele etmesi, üstesinden gelmesindeki cephanesi ne kadar sağlam. Bir de şöyle uyanıyor insanlar günümüz dünyasında. Allah kahretmesin, yine mi sabah oldu? Şimdi ne yapacağız? Bugün kim bilir gene nelere gebe gibi. Yani hem bir açmazda ve çıkmazda, hem de o açmazın çıkmazın içinden kendine biçtiği kurban rolüne de sıkı sıkıya yapışmış. Devamlı mız mız mız. Yani bir uzmandan destek alıyor. Hala kendini toparlama ile ilgili bir gayreti yok. Gidiyor ilaç kullanıyor. Yine hala hani ilaç belki bir yerde bir tık ileri götürüyor onu, ama o kadar bir direnç var ki. Şimdi ya, bu çok önemli bir konu. Aslında bunu bütün bu Esma atölyemizin dışında bir müstakil ayrı bir programda, kendi başına müstakil bir programda konuşmak lazım. Sen de eminim etrafında şahit oluyorsundur. Son dönemde özellikle gerçekten çok enteresan insan profilleri olmaya başladı. Olumsuzluk virüsünü yaymaya çalışan, felaket tellalı olan, ağzından Allah ve peygamber lafzının çıkmasındaki yüksek direnci, çıkmamasındaki yüksek dirençle her şeyi modern dünya bakış açısıyla yorumlamaya çalışan, hatta bir tane psikiyatrist, çok ünlü, adını vermeyeceğim. Bir psikiyatrist şöyle söylüyor. Ben diyor bir söz duymuştum diyor. Bu sözün diyor sahibini aradım diyor, bulamadım diyor. Ben de buna nerede rastladım? Instagram'da şöyle bir şeyleri tararken, bakarken bir magazin sayfasında rastladım. Yazacaktım. Dedim ki ya, ben ilahiyatçı değilim, haddimi bileyim. Şimdi bir tık ötesi bana düşmez. Fakat adamın birisi söylemişti bu sözü, bulamadım dediği şey. O programı sunanlar da tasdik ediyor. Biz de aradık bulamadık dedikleri şey bir ayet. Yani şimdi bunu bilmemeleri imkansız. Orada o kadar insan, o kadar da araştırmışlar. Araştırıp Google'a yazdığında zaten çıkıyor. Be mübarekler, diliniz varıp da niye diyemiyorsunuz ya? Niye söyleyemiyorsunuz? O zaman bize burada çok büyük vazife düşüyor. Bize derken senle bana değil sadece. Allah'ın lafzını, bu güzel işleri yapanların sesleri gür çıkmalı. Daha aktif olmalıyız. Alanı boş bırakmamalıyız. Üstümüze düşen vazifenin daha da fazlasını yüklenmeliyiz. Keyfimize çok düşkün olmamalıyız. Yani kendimize relax relax haller
zamanlar ayırmamalıyız. Dertlenmeliyiz. Derdimiz olmalı. Derdimizin içindeki dermanı bularak insanlar için bir adanmışlık ruhu içinde devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü adanmanın tam olması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Yani adanmak ve infak etmenin tam dönemindeyiz. O yüzden senin o sözün, tabii ben şimdi biraz sansürlü gittim başıma iş açmayayım diye, çok bir şey anlaşılmamış olabilir ama özü şu: şu dilimiz bir türlü bu ayettir, bu hadistir demeye varmıyor ya. Bu nasıl bir aymazlıktır, bu nasıl bir bakış açısıdır, anlamış değilim. Evet. Yani bir de gerçekten eşkülli velivalidek diye bir ayet-i kerime var. Bana, annene, babana teşekkür et. Nankörlük etme. Nankörler. Yani biz nankörlük değil, teşekkür ümmetiyiz. Teşekkür toplumuyuz, şükür toplumuyuz. Güne bile elhamdülillahi lezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr diye uyanan bir müminiz biz, inanınız. İnanmanın gereği olarak şükürle uyanıyoruz. Ya. Aman bir gün daha mı başladı diyerek değil. Bu duayı sürekli zaten sabahleyin okuyan insanlar şükrün işte bazıları günün mucizeleri nedir görmek istiyorum falan diyor. İşte günün mucizesini beklemiyoruz. Direkt hampla mucizeyi yaşıyoruz biz. Senin o güne uyanman mucize zaten. Yani Evet. neyin mucizesini arıyorsun? Sabahleyin sana gözünü açtırtıp zihnini yerinde, bedenini yerinde bırakmış ve nefes alıp vermeyi bahşetmiş olan Rabbin zaten bütün mucizeleri bir anda, hak etmediğimiz belki de halde, sağanak sağanak yağdırmış. Daha neyin mucizesi? Aynen öyle. Kesinlikle. Ama biz mucizeden ne Yani anlıyoruz? Son model araba, güzel gelen paralar, güzel gelen müjdeler, en marka çantayı aldığımız gün bir mucize. Ah diyoruz, 5 milyarlık çanta kolumuzda diyoruz. Falan falan, yani oralardayız. Hala. Bak, dünyadaki bütün ülkeler Esma hocam patır patır kapılarını kapatıyor. Gene farkında mıyız bilmiyorum, aymazlığımızdan gözümüzü açıp farkında mıyız toplum olarak bilmiyorum ama pandeminin o başındaki şeye dönmeye başladı dünya. Tamam mı? Bir illüzyon içindeyiz biz ama şu anda. Ama hala biz bir koltuk takımını da yenileseydik, ay bir yere de bir kaçsaydık gitseydik, hani işte bu seneki mantomu şey yapsaydım. Ya mağazaya giriyorsun, 700-800 liradan aşağıya bir şey yok ve bunu almaya çabalıyorsun. Alma, protesto et bakalım ne oluyor. Alma, elindekiyle idare et. Geçen gün ben çorabımı yamıyorum dedim de şu dillerini yutuyordu kadınlar. Şok geçirdiler. Nasıl yani hocam? Dedim ki kaçınca eski usul yamıyorum. Hocam inanamıyoruz sana dediler. Evet, ve bundan da hiç gocunmuyorum. Bunu da çok rahatlıkla söylüyorum. Lütfen siz de böyle yapın dedim ya. Çünkü bir ince çorap olmuş 15, yani ince çorap dediğim giydiğimiz bu pantolon çorabı falan filan, olmuş 20-25 lira. Ben bunu hemencecik kaçındı. Tamam dedim ya. Her diktiğim çorap bir kitaba ya da 2-3 kilo meyveyle bir garibanı doyurmaya, bir şeye bak, 50 liraya şimdi bir sürü dernek vakıf, Allah onlardan razı olsun, kış için fakir fukaraya, garip kurabaya yakıt kampanyası başlattı. Al sana, oraya destek ol yani. İlla zenginlikten infak edilmez. Var olan imkanının içinden de infak edersin. Kış geldi kapıya. Yani o yüzden çok o teyakkuz halde olmamız lazım. Bir konuda teyakkuz konuşalım bir gün, başka bir yayın için. Bize boşluk evet. olmasın hiç. Biz çalışalım Esma hocam. Evet, aynen. Ve günün mucizelerini beklemek yerine gerçek mucizenin bizi tekrar hayat veren, tekrar efendim yarı ölüm olan uykudan uyandıran Rabbimize hamd etmek olduğunu Ya. veşkürli valideyk bana, annene, babana teşekkür et. Yani başta be Rabbimizin efendim vahyini getiren bütün peygamberlere ve anne babamıza, varlığımızın efendim fani sebebi olan anne babamıza teşekkür etmek, nankörlük etmemek, bize hakkı geçenlerin hepsine teşekkür etmek, nankörlük etmemek bir mümin ahlakıdır. Mümin veli olduğu için yani Allah'a dost ve efendim bütün varlıklara dost olduğu için anne babasına da nankörlük etmeyecektir. Hem Rabbini sevdiği için
bütün varlıkları sevecek ve yine anne babasına nankörlük etmeyecektir. Yine efendim vekil olduğu için zor günlerinde onların yanında olacaktır. Onlardan biri veya ikisi yaşlandığında şefkat kanatlarını onlara indir diyor Ya. Rabbimiz. Biz de öyle. Annelerimiz, sevdiklerimiz, efendim betva duymamız gereken kişiler bizim yanımızda yaşlandıklarında onlara şefkat kanatlarını, sıkıntıya düştüklerinde onlara şefkat kanatlarımızı gereceğiz. Bu hem Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisidir. Hem de aynı zamanda işte Vekil isminin yansımasıdır. Allah bizi dar günümüzde bırakmıyor. Biz bütün işlerimizi ona havale edebiliyoruz. Anne babamıza ve sevdiklerimize de bu yardımı, bu sevgiyi, bu şefkati yapabilecek yüce gönüllülüğe sahibiz biz. Çok. Vekil isminin tecellisi ve yansıması. Aslında kıymetli hocam bunları bizim hayatımıza getirmiş, bunları bizim ahlakımıza hediye etmiş oluyor kıymetli hocam. Yine efendim şimdi vekil ismiyle biz Allah'a güvendik. Her dar zamanımızda Allah'ın bizimle beraber olduğunu fark ettik, hissettik. Onun bizim dostumuz olduğunu fark ettik. Bundan dolayı Allah'la yakınlık kurduk. Buna biz ünsiyet diyoruz. Ya. Aslında ünsiyet Allah'la sevinçli ve mutlu olmaktan kaynaklanır. Allah'ın varlığı bizi çok mutlu kılar. Çok. Allah'la beraber olmanın mutluluğuna biz ünsiyet diyoruz. Allah'la beraber olmaktan sevinçli olmaya, mutlu olmaya ünsiyet diyoruz. Hatta takvayı anlatırken şöyle demiştik. Bir göz açıp kapamalık sürede dahi Allah'ın varlığını kaybetmekten kaynaklanan korku. Allah'ın varlığını kaybetmekten kaynaklanan korku gerçekte bir aşktır. Bir göz açıp kapamalık sürede biz varlığını aşkla bağlandığımız efendim kim her kimse onu kaybetmekten korkarız. Buna bir gerçekte aşk denir zaten. Ünsiyet halindeki kişinin kalbiyle Allah dışındaki her şeyden uzaklaşır. Ve la ilahe galip der yani. Senden başka ibadet edilecek, senden başka kapısına gidilecek dost yoktur, yaren yoktur der. Evet ve böylece Allah dışındaki varlıklarla hakiki bağını oluşturur, hakiki bağını oluştururken de Allah'ın gerçek ve hakiki dost ve sevgili olduğunu da farkına varır. Veli vekil ismiyle insan sürekli Allah ile meşgul olarak sadece o arzu ettiği için onun dışındaki varlıkları unutarak kendini aşmaya başlar. Buna da biz reçt hali diyoruz, kendini aşma tecrübesi. Yani bu insan Allah dışındaki her şeyi unutarak kendisinden bile habersiz olabilir. Fakat Rabbini bilir, Rabbini bulur. İlim ilim bilmektir, Bilim kendini ilim kendin bil. bilmektir. Sen kendini bilmezsen Nice. bu nice okumaktır diyor Yunus Emre. Bu noktada da aslında Yunus Emre'nin satırlarına kulak vermek lazım. Yunus Emre'yi aslında anlatmış oluyoruz bu satırlarla bu noktada. Cezbe halk arasında aklın baştan gitmesi olarak ifade ediliyor. Meczup yine aklı başından gitmiş ise halbuki Allah aşkıyla efendim aslında tam da onu bularak Allah dışındaki her şeyi kaybeden Allah dışındaki her şeyi hatta kendini bile kaybeden kişi olarak aslında meczup bizim hayatımızdadır. Her meczup bir velidir aynı zamanda yani hakiki anlamda bir velidir efendim. Sufiler Kur'an'da Allah dilediğine kendine çeker sözüyle aslında bunu ifade etmek istiyorlar. Yine veli ve vekil isimlerin etkisi altındaki bir insanı cezbe halinde Allah hem kendisinin hem de Peygamber Efendimizin yoluna doğru çeker. Peygamber Efendimizin yoluna, sünnetine uyan bir kişi olur. Ve Peygamber Efendimiz'i alemlere merhamet, rahmet sebebi olarak görür. Ve yine salli bariklerde unutmaz. Allah'ım Hazreti İbrahim'le Hazreti Adem arasındaki bütün peygamber aileleri, peygamber dostları, Muhammed'in şahsında da kıyamete kadar ki bütün peygamberler, bütün peygamber aileleri ve bütün peygamber dostlarına rahmet ediyor, rahmet olsun ve Rabbim onları yücelt, ikram et diyerek Hazreti Adem'le Hazreti Muhammed arasındaki bütün peygamberler, bütün peygamber aileleri, bütün peygamber dostlarını efendim aşkla, muhabbet ile anar. Aslında bu da Allahü Teala'nın vedud, vekil ve efendim vekil ve hap isminin neticesidir yani. Evet yine İsmail Hakkı Bursevi bu sağ kıyam halini şu şekilde anlatıyor. Masivayı arkaya atıyoruz. Biz Allah dışındaki her şeyi arkaya atıyoruz. Aslında vekil ismiyle Allahü Teala'ya güvenen kişi Allah dışındaki varlıkları arkaya atar ve Allah'ın hayatının merkezine alır.
Sağ elle dünya hırslarımızı, sol elle ahiret hırslarımızı arkaya atıyoruz der. Bunu Yunus Emre şöyle ifade ediyor. Dünyayı bırak elden, dünya gelmez bu yoldan. İki aşk bir gönülden asla geçmez bu haber. Yani dünya isteği, ahiret isteği, bütün bu isteklere meftun oldun. Dünyanın ve ahiretin peşinde koştun. Bu iki istekle Allah'ı bulamazsın. Allah'ın rızası ile kıldığın ibadetler, esmalar vesilesiyle efendim veçt haliyle bulur, yakalarsın diyor. Dünya hırsları ve ahiret hırslarına yenik düşme diyor Yunus Emre Hazretleri. Biz de veli ve vekil isimleriyle aslında dünya ve ahiret hırslarına yenik düşmeden Allahü Teala'ya dost, hakiki dost oluyoruz sevgili hocam. Ah, nasıl su gibi anlattın, nasıl güzel geldi. Bugün böyle daha, yani özellikle İsmail Hakkı Bursevi'nin o sözüyle, sağ el ahiretten, sol el dünya hayatından ibarettir. Senin namaza anlatırken bunu böyle detaylı anlatman vardı. Hiç unutmuyorum onu. Hem ben çok etkilenmiştim, hem dinleyen herkes etkilenmişti. Yayında var olan kardeşler eski yayınlardan onu bulup, Esma Hocam'ın namazla ilgili yaptığımız yayınları bulup seyretsinler ne olur. Gerçekten o kadar güzel geri dönüşler gelmişti ki, işte bugün kıldığımız bu, mesela programdan sonra namaz kılıp o namazdan çok büyük lezzet aldığını söyleyenler, namaza yeni başlayanlar gibi. Orada da böyle çok detaylı anlatmıştın. Bu akşam aslında Hatta istersen hocam, söyle. kıymetli hocam, isterseniz bir kez daha anlatalım. Dünya hırslarını arkaya atmak tekasürde, yani elhakum tekasür, hatta zötül mekabir ayet-i kerimesinde olduğu gibi efendim çokluk yarışları, mal edinme, makam edinme, evlat edinme, güç edinme çoklukları bizleri o kadar çok oyaladı ki kabre varınca biz hakikati anladık yani. Kabre varıncaya kadar sizi oyaladı diyor Kur'an-ı Kerim. Dünya hırslarıyla biz içimizde büyüttüğümüz dünya hırslarımızı. Ahiret hırsı nedir? Sol elde de ahiret hırsımızı arkaya dur. Sağ elde dünya hırslarımızı, sol elde ahiret hırslarımızı. Ahiret hırsı da Rabiatül Edebiye'yi çok güzel anlatıyor. Cennet arzusu ve cehennem korkusu ahirete yönelik hırslardır diyor. Bazen bu Allah rızasının önüne geçebilir diyor cennet arzusu ve cehennem korkusu. Ve Allah sevgisinin önüne geçmesin diye bir niyazda bir yalvarışta bulunuyor. Yine Hazreti Rabia gibi biz de yalvaralım. Hazreti Rabia'nın hürmetine Rabbim inşallah bizim de o Amin. yalvarışını kabul etsin. Allah'ım sana cennet arzusuyla ibadet ediyorsam bana cenneti haram et. Cehennem korkusuyla ibadet ediyorsam cehennemine beni at yak. Sana senin rızan için ibadet ediyorsam bunu benden kabul buyur. Amin. İşte Hazreti Rabia bunu söylemeye çalışıyor. Cennet arzusu ve cehennem korkusu seni Rabbinden uzaklaştırmasın. Seninle Rabbin arasına perde olmasın. Cennet arzusu ve cehennem korkusu Rabbinin sevgisinin önüne geçmesin. Çünkü sen Vedud ile onu seviyorsun. Vekil ile ona dayanıyorsun. Ve en önemlisi Veli ile de onu dost tutuyorsun. Ya. Olay böyleyken dünya hırsları, cennet arzusu ve cehennem korkusu efendim Rabbinin sevgisinin önüne geçmesin diyebilecek bir yüreğe sahip olmaktır. Aslında Vedud, Veli ve Vekil isimleri bize bu aşkı, bu iştiyakı öğretiyorlar hep beraber. Çok güzel. O kadar İnşallah çok Rabbim bize de güzel böyle bir muhabbet mesajlar ve var. Bu aşk akşam ihtiyacımız. böyle başka konularla böldüm. Mesajlarla bölmek istemedim. Ahiret hırsı ilk defa öğreniyorum. Var olun hocam. Gördün mü? Bak, gördün mü? Ne kadar kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz bu geri bildirimlere. Bak, zaman su gibi geçti, sizleri seviyoruz demişler. Ya Esma hocam, güzel bir şey yapıyoruz ya. Elhamdülillah. Rabbimin bize bunu nasip ettiği Söylesin için inşallah. sonsuz şükürler olsun Rabbime. Bizi yalnız bırakmayanlara da teşekkürler olsun inşallah. Çok şükür ya. Gerçekten çok şükür. Şu... Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd ve övgümüzü, şükür ve minnetimizi Rabbimize sunuyoruz. Kesinlikle. Bizi veli ismiyle dostluğunu hissettiren, vekil ismiyle zor günümüzde dayanıp da asla bizi yalnız bırakmayan, efendim aynı zamanda Vedud ismiyle bize sevgisini ikram eden, Veli ismiyle bizleri dostluğuyla kuşatan Rabbimize hamd senalar olsun diyoruz. Amin. Hazreti Asiye'nin duasıyla Rabbim cennet katında köşk nasip etsin inşallah. Ona da amin. Çok iyi Amin. gelmiş ilk defa dinleyenlere. Allah'ım ne güzel, ne güzel, ne güzel. Çok şükür Allah'a. Peki biz bu akşam veli ve vekili,
önümüzdeki haftaya aktaracak şekilde mi bitireceğiz, yoksa bu akşam tamamlayarak mı bitireceğiz? Tamamlıyoruz sevgili hocam. Çünkü daha önce Vedud ve Veli'yi işlemiştik. Tekrar Veli'yi işledik ve vekili de Veli ile iş, vekili Veli'yi de vekil ismiyle işlemiş olduk. İnşallah müstakilen vekil ismine tevekkülle beraber Oh. işleyeceğim. O yüzden vekile orada değinmek istiyorum sevgili hocam. Tevekkül anlayışı, yani Allah'a güvenmek ne demektir? Bunu ayrı bir efendim muhabbet konusu yapmayı düşündüğüm için vekille Veli ismini inşallah vekille tevekkül anlayışını inşallah bir arada işleyeceğiz önümüzdeki İnşallah. haftalarda. Önümüzdeki hafta ilgilenenler için söylemek isterim. Dua ve mucib ismini işleyeceğiz. Yani mucib isminin dua anlayışı üzerindeki etkisi. Mucib, dualara icabet eden, duaları kabul eden demektir. Dua nedir? Dualara icabet nedir? Allah'ın mucib isminin anlamı nedir? Hikmeti nedir? İkramı nedir? Sırrı nedir? Sırları nedir? Önümüzdeki hafta izniniz olursa bu konulara değinmek Estağfurullah istiyorum hocam, ne demek? Hocamız sensin, biz senin yolundan inşallah. beraber geliyoruz. Üstelik de önümüzdeki hafta Esma hocamın hesabındayız. Onun sayfasındayız. Ev sahibi o olacak. Ama gene ben ev sahibi gibi İnşallah. davranacağım, merak etmeyin. Gene açılış kapanış bir şekilde yaparız. Böylece Allah razı olsun demişler. İlminizle evlerimize misafir oldunuz. Allah sizden Hem ev razı sahibisiniz oldunuz. hem gönlümüzün sahibisiniz. Kıymetli hocam. Estağfurullah. Allah sizlerden Sizi çok razı seviyoruz. olsun. Ben de sizleri çok seviyorum. Evlerinizi açıyorsunuz. Bizi konuk ediyorsunuz. Her şeyden önemlisi ikimiz için de, Esma hocam için de, benim için de çok kıymetli olan şey şu ki televizyonun düğmesine basıp kapatabilme özgürlüğünüzü kullanıyorsunuz. Bu iradeyi kullanıyorsunuz. Bu yüzden minnettarım. Şu an yayında var olan 250 cana, belki onların yanında birer de böyle kulak misafiri olanla 500 cana gerçekten en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Burada Allah'ın kelamıyla bir sohbete iştirak ettiğiniz için, destek verdiğiniz için bizim için çok kıymetli. Allah hepinizden razı olsun. Gönlünüzden, Allah'tan istediğiniz ne duanız ne dileğiniz varsa hakkınızda hayırlı olacak şekilde kabul olsun inşallah. Amin inşallah. Rabbim Vedud ismiyle sevgisini, Vekil ismiyle gücünü dayandığımız anda efendim bize nasıl destek çıktığını hissetme idrakini Vedud Veli ismiyle de onun gerçek dostluğunu hissedenlerden etsin Amin. diyorum hepimize. Amin inşallah. Peki var mı bu akşamla ilgili tam kapatma şeyleri senden olsun bu akşamın? Evet, Hazreti Peygamber'in bir duasıyla yine kapatacağım. Allah'ım bana senin sevgini, sanılaştıracak Ya. vesilelerin ve kimselerin sevgisini sıcak gündeki soğuk su gibi değerli kıl ya Rabbim. Amin. Vedud ismiyle bize gerçek sevgini ikram et ve bu sevgiyle de bütün kainatı kuşatmayı bizlere ikram eyle ya Rabbim. Bizi bir göz açıp kapamalık sürede bile nefsimizin şerrinden uzak eyle, Hafiz ismiyle muhafaza eyle. Eûzü bikelimâtillâhi tam ve temmi şerri mâ halak. Bütün yaratılmışların şerrinden Allah'ın tam ve eksiksiz kelimelerine sığınıyoruz. Kul eûzü bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ ve kab ve min şerrin neffâthâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. Ortalığı kaplayan karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen nefeslerin şerrinden. Haset ettikleri zaman hasetçilerin şerrinden yine sana sığınıyoruz ya Rabbim. Kul eûzü bi rabbin nâs, melikin nâs, ilahin nâs, min şerril vesvâsil hannâs, ellezî vesvese fî sudurin nâs, min el cinneti ven nâs. İnsanlardan görünen veya görünmeyen varlıklardan olan insanların kalbine sinsi bir vesvese ile vesvese veren, sinsi bir sesle vesvese veren, vesvesedirin şerrinden insanların ilahına, insanların Rabbine, insanların sahibine sığınıyoruz. Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. Allah koruyanların en hayırlısıdır. O merhametlerin en merhametlisidir. Rabbim bizleri hayırlarla, huzurlarla, mutluluklarla beraber eyle. Vedud ismiyle, sevgini vekil ismiyle efendim sana dayandığımızda o muhteşem gücünü, Veli ismiyle de dostluğunu hissetmeyi ve senin dostun olan kullarından olmayı bizlere ikram eyle. Amin. Bizden gelecek nesillere de ikram eyle. Amin. Buradaki efendim bulunan, sohbetimizi dinleyen insanların nesillerine de ikram eyle. Sohbetimizin sevabını başta Peygamber Efendimiz'e olmak üzere tüm peygamberlere, bütün peygamber ailelere, bütün peygamber dostlarına 8 ay önce vefat etmiş anneciğimin ve
Şengül annemin annesinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbim sen kabul eyle. Dede, aynı kabirde yatan dedeciğimin, annemle aynı kabirde yatan dedeciğimin ruhlarına da. Büyük annemin, dedelerimizin, ninelerimizin, büyük erkek kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin, halalarımızın, teyzelerimizin, amcalarımızın, dayılarımızın, bize hakkı geçen üstatlarımızın, bize de okuyucu bir nesil yok mu diyen, bir hayır bekleyen, bütün ahirette göndermiş olduğumuz geçmişlerimizin ve burada bizi dinleyenlerin geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz. Bütün mümin ve müminat, müslüm ve müslümat, bütün geçmişlerin, ahirete gitmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbim sen kabul eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'a selam. Allah razı olsun. En güzele emanetsiniz. Hayırlı geceler. Rabbim Hepinizden razı olsun. hepinizi korusun. Rabbime emanetsiniz.